Günaydınlar. Şans. Duymuyorum anne diyor. Yalan söylemiyor çocuk ama duymuyor. Senin duymam anne sözü tam şansa göre. Bu ses ne ya? Kuş sesleri var da ekstradan bir ses daha var. Bu ikisi hamile, bu iki minik. İçeri girip yiyeceklermiş illa. Hadi dedim, kıydım. Kıyamadım. Girdiler. Kapıda bekliyorlardı. Şimoş! Bakar. Oğlum Şimoş'u bile alıştı ya. Hey, yarada mı kurban? Sesleri duyuyor musunuz? Kuş cıvıltılarına. Mis gibi. Yağmur yağdı ya. Ay, bana sulamaktan beni kurtardı. Şükürler olsun. Ben şimdi bir tur bahçeyi geçerim. Hangisi gezerim pardon. Hangisi bir tane daha yaprak açmış diye. Arkadaşlar hani yorumları okudum biraz önce de şey yaptım. Birkaç şey yapmak istiyorum. Cevap vereyim. Kendimi tanıtmakla ilgili aslında canlı yayınlarda çok paylaştık. Hani ben anlatırım da sıkılırsınız diye şey yapmıyorum. Ya canlı yayında ya da bir video paylaşımda tekrar bir tanıtım videosu yapabilirim. Belki daha yeni sonradan abone olanlar için. Ayrıca çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Abone sayısı artıyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatta benim öyle çok fazla şey kaygıları olmayan bir tiptirim. İşte böyle para merakı vesaire olan. Sadece hayatıma aldığım bu canlıları yarı yolda bırakmamak hedefim. Onlarla güzelce ilerleyebilmek. İnanın bir gün ölürsem kaç tane kalır benim arkamdan ne olur bile düşünüyorum. Hani engelli çocuk sahibi olan insanlar gibiyim. Gerçekten öyle. Onun için başka derdim yok. Çok ciddi böyle şeylerim yok. Büyük hayallerim. En büyük hayalim buydu. Ben zaten buradayım. Burayı da böyle elimden geldiğince bir tık 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 yavaş yavaş yerleştirirsem başka hiçbir planım yok. Onu da bu arada belirtmek istiyorum ama çok teşekkür ediyorum yine de. Her gün gittikçe artıyoruz. Bazen hani işte benim dediğimi yapmadın falan diye kırılan vesaire oluyor ama hiç farkında olmuyorsunuz. Herkesin bir fikri oluyor maalesef. Hani herkesin fikrini yaparak yol alamam. Buna kırılmayın lütfen. Çünkü şöyle bir şey var. Ben buraları çim yapmak istiyorum. O yüzden traktörle kazımak istemiyorum. Benim çok kedim var görüyorsunuz. Bunlar her biri toprak taşır eve. Benim sadece bir çim biçme makinesine ihtiyacım var. Şu anda bütçem uygun değil. Onu alamıyorum. Evet, yazlıkta makinem vardı ama o makine elektrikli ve yerleri taşsız düz alan için uygundu. Benim şimdi tırpan tarzı bir makineye ihtiyacım var. Şu an bütçem yok, onun için almıyorum. Yoksa bu otları biçer ve çok daha rahat yaparım. Tarla şekline dönüştürmek istemiyorum bahçemi. Bunu izah edeyim öncelikle. Buraların tamamen molozlar kalktığında buraların yeşil olmasını istiyorum. Görüyorsunuz kediler, yağmur, çamur her türlü çıkmak istiyor. Benim bunları artık alıştıkları için evde zapt etmem mümkün değil. Sizin dediğiniz gibi yani bazılarınızın fikri olduğu gibi hani tarla gibi kazarsam hepsi toprak getirir. Ben istiyorum çim olsun ama çimi kendim bir makinemle şey yapacağım, keseceğim. Bunu da ayrıntı olarak söyleyeyim. Evet, yoğurt otuna gelince onunla ben milyon tane yoğurt mayalayabilirim anlaşıldığı üzere. Evet, pek kavrularak değil de çay olarak kullanılıyormuş. Benim hiç bitki çaylarına karşı şeyim yoktur. Maalesef hiç sağlıklı beslenemem o yönden. Onun için biz o işle vedalaştık anlaşılan yoğurt otuyla. Bilmiyorum hani yakınlarımdan gelen olur da aman yoğurt otu çayı istiyoruz derlerse burada bol bol alabilirler. Bu da böyle. Simoşumu kaşıntısı devam ediyor. İlacını bekliyoruz. Olmadı. Kuru mama alacağım ama o kadar kuru mamaya alışkın olmadığı için ekstra yemek istiyor. Ne çözüm bulacağız hiç bilmiyorum. Ağza bak. İğnesi devam ediyor. Belki biraz daha iyi gelebilir zamanla. Ağır ilerleşiyor olabilir. İyileşiyor olabilir.
yemeğine koyuyorum inesini. Depoyu keşke param olsa da evet ben de sıvattırmak isterim. Karşımda bunu böyle iğrenç görmek hiç keyif vermiyor. Ama dediğim gibi benim şu balkonu yapmak için bile bütçem yok. O yüzden onu yapmıyorum. Kiraya vermek, kalıcı bir kira sistemini ben bahçemde hiç kimseyi istemem. Yani sürekli bir kiracı. Ama konaklama alanı olarak, günlük geçici konaklama alanı olarak yapabilirdim, yapmak isterdim, olabilirdi ama bu mümkün değil. Ayrıca çok böyle şey olmaz zaten. Tuğladan bir depo, sadece atölye olarak düşünüyorum. İleride seramik etkinliği yapmak için şehir dışından gelmek isteyenlere olabilir. Ama bu çok uzak bir ihtimal. Benim oraya geçebilmem için çok iş var. Belki diyorum. Onu çok ihtimal veremiyorum. Çünkü şuraya bir tane oda yapmak bile benim için çok zor. O odayı da ya ambar ya da taştan yapmak istiyorum ki gelen kişinin gelmek için bir güzel nedeni olsun. Çünkü bir köyde tuğla bir eve gelmek ben de istemem. Ya ambar olur ya taş eve olur, oda olur. Değişik olduğu için gelirsiniz. Yani albenisi olmak zorunda. Deponun yerlerini yıkayamazdım, duvarlarını falan yıkayamazdım. Ben onları yıkamadım. Hadi 4 saatte temizledim. Yıkanacak gibi bir yer değil. Zaten zemin toprakla karışık. Çok fazla düzgün bir betona sahip olmayan bir zemin. Ben orayı süpürdüm. O gördüğü en iyi temizlikti onun. Onu gördüğü için şükretmeli. Yani orayı yıkamayacaksın. Mümkün yok. İki de öyle bir şeye bulaşamam yani. Mümkün değil. Şu anda en düzgün hali. Benim için en ideal halinde. Çünkü ben çok fazla bölümleri ayırırım. Beynimde onlar yerlerini bulurlar. O yüzden iyice bilirim nerede ne var diye. Şu anda öyle oldular. Çok rahat benim için. Valla lastikleri havuz falan yapmayı planlamıyorum. Kesmek mi? Kesilmiyor canım. İçinde çelik tel var. Hiç uğraşamam. Depoda eşek kadar büyük zaten. Dursun orada bir gün bir şey olabilir diye. Eski ben olsam onları çoktan atardım, verirdim. Ama artık hiç kimseye vermiyorum hiçbir şey ya da atmıyorum. Çünkü koca bir depo var. Bir gün bir şeye lazım olur diyorum her şeyi. Yoksa bugün lazım olmayan her şeyi dağıtırdım. Ama yarın lazım olabilir diye artık bir şey dağıtmıyorum. Çünkü burası köy ve benim başka şeylere paraya ihtiyacım var. Gereksiz şeyleri dağıtarak bir gün lazım olur diye saklamak zorundayım. Evet arkadaşlar, başka ne vardı? Başka bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Bir tanıtım videosu çekelim isterseniz tekrar. Kuşlar benimle yarışıyor, duyuyorsunuz değil mi? Masa. Evet, bir takipçim dedi iki ada masa örtüleri var falan diye ama maalesef ben baktım, araştırdım. Oldukça pahalılar. Benim şimdi ona para vermek gibi bir şeyim olamayacak. Mantıklı, çok mantıklı. Ama bilmiyorum, yapamayacağım. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz kediler var. Onları kesinlikle yırtmak için uğraşacaklar. Yırtarlar da üzerler beni. Hem vermiş olduğum para yazık olur. Ama çok iyi bir fikirdi. Teşekkür ediyorum. Onu yapamayacağım o yüzden. Depoya koyacağım. Deponun zemini zaten öyle su aldığı falan yok. Ciddi bir sel felaketi olmadığı müddetçe. Depoya kaldıracağım. Ben mutfakta çıldırıyorum şu anda. Çok daracık oldu o masayla. Tekrar eski masamı geri alacağım. Onu mutfağıma koyacağım. Mutfak tabak çanaklarının çokluğundan bahsetmişsiniz. Bakın ben hiçbir şey öyle çok fazla bir şey aldım diye değil. Evet çok alışveriş yaptım ama ben çok fazla da dağıttım. Onun için sadece anılar, anlattığım birçok şeyin şunu şu zaman alındı, şunu şu aldı, bu aldı diye söyledim. Ayrıca iki evin buluşması bu mutfak. Hele getirdiğim hiç mutfak eşyası yoktu. Zaten 30 metrekarede yaşıyordum. Gelirken çok az eşya getirdim. Yazlıktakileri de zaten oraya eşya da bıraktım hatta. Çünkü orasını bir hisse paylaşım yaptık. Geride kalan insana eşyanın tamamını bıraktım. Kendime sadece bana verilen hediye eşyaları, mutfak eşyalarını. Çünkü ben çok hediye aldım. Verdiğim insanlar da çok oldu ama çok hediye alınır. O yönden çok şanslıyım. Benim teyzem, halam, bilmem ne, bunlar hep yurt dışında oldukları için.
Bana çeşitli hediyeler getirdiler. Ay ben şimdi onları niye şey yapayım ki, telef edeyim? Ayrıca burada konaklama alanı falan yaparsam bana zaten bu tür şeyler çok lazım olacak. Ve çok gibi gözüküyor ama şöyle bakın, mutfağınızı bütün raflarını bir masanın üzerine boşaltın. Bir deneyin bakalım nasıl gözükeceğini. Bu böyle bir şeydir. Mutfak böyle bir şeydir. Yani döktüğünüzde sanki dünya kadar eşya varmış gibi gözükür. Yani topu topu böyle bir şey. Onun için böyle bir şeyim yok ama özel düzgün eşyalarım olabilir. Evet. Yani hiçbir şey diyemem. İşte çeyizde gördünüz. Çok böyle abartılı kalabalık değildir ama özeldir. Yani bu da böyle bir şey. Ben çünkü zaten sevmem gereksiz şeyleri. Ama her şeyin de pratik ve kullanıma uygun şeylerin de illa elimde olsun isterim. Bir de biliyorsunuz ben yemek yapıyordum. Sipariş alıyordum. Pasta kalıpları, pasta kapları. Bunları verdiğimde ellerine kapalı bir kapları olmalı. Sipariş edenlerin vermek için. Bunu da bu şekilde açıklayayım. Yazarak genelde cevap vermeye çalışıyorum. Şey anlatmaya çalışıyorum da böyle anlatmak daha rahat ve açıklayıcı oluyor. Velhasıl böyle arkadaşlar. Bizim şapşikler geziniyorlar. İçerideki mamanın şey müdavimi olanlar içeriye giriyor. Kapatsam kapıda bekliyorlar. Vicdan yapıyorum, içeri alıyorum. Geliyorlar bizim içerideki mamayı yiyorlar. Halbuki içinde depoda dolu mama. Velhasıl böyle. Varsa başka bir sormak istediğiniz vesaire hepsini hakkında konuşabiliriz. Ben bir tanıtım videosu çekeyim. Bir şekilde kendimi tanıtayım. Onu da hani en azından var diye yeni arkadaşlarımız izleyebilirler tanıtım videosunu. Şu güzelliğe bir bakın. Benim tüm zenginliğim bu doğa ve bir dönüm bahçem. Benim hiçbir zaman böyle bir şeyim olmadı. Yeryüzünde bana bir dönüm bahçe ve şu güzel ev çok fazla bile yeterli. Dünyada daha fazla isteyebileceğim bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey bu. Bunu yaşamak tercih edenler için, sevenler için harika bir şey. Benim için harika bir duygu. Böyle. Sizi şöyle kuş sesleriyle ve bulutlara bakın aynı. Eskiden bir TRT'de ressam vardı. Çizerdi onun şeyi gibi. Size böyle bir veda edeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.